Esra Kazancıbaşı ile Sağlam İçin Her Şey programından merhaba. Bugünkü konuğumuz İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doktor Hande Akbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Konumuz ise kısırlık ve tüp bebek tedavileri hakkında merak edilenler. Sizin de bu konuyla ilgili sorularınız ve aklınıza takılanlar varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kısırlık nedir ve hangi durumlarda kısırlıktan bahsedilir? Kısırlık genellikle çiftler evlendikten sonra bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen düzenli, haftada en az 3 kereyi biz düzenli olarak kabul ediyoruz, ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamalarına biz kısırlık diyoruz. Genellikle kısırlığın kadınlığa ait sebepleri, erkeğe ait sebepleri veya rahim, diğer kadının diğer organlarına ait sebepler, bir de çok ufak sebebi açıklanamayan bir grup dediğimiz çeşitli alt dalları var. İnfertil bir çift nasıl değerlendirilir? Çiftlerin ilk görüşmeye birlikte gelmesini rica ediyoruz. Çünkü demin saydığım sebeplerden aynı zamanda kadında bir sorun olabildiği gibi erkekte olabilir, her ikisinde de olabilir. Bunları da ilk değerlendirmede kadına ve erkeğe farklı farklı sorular soruyoruz. Her ikisini değerlendirdikten sonra bir takım tahliller istiyoruz. Tahlillerin sonucunda ortaya bir plan yapıyoruz ve bundan sonra hangi tedavi onlar için en uygun bu şekilde yönlendiriyoruz. Peki yumurta kapasitesi nedir ve ölçülebilen bir değer midir? Kadınlarda yumurtalık kapasitesini biz kesinlikle artık ölçebiliyoruz. Özellikle kariyerimizle birlikte biliyorsunuz çocuk sahibi olmayı ötelemeye başladık. Bundan dolayı ben 35 yaşından önce yılda bir kere, 35 yaşından sonra da 6 ayda bir yumurtalık rezervlerine kadınların mutlaka baktırmalarını öneriyorum. Sebep de şöyle, genellikle hastaların en çok yanıldığı şey adet görüyorum, nasılsa yumurtluyorumdur. Halbuki adet görmek her zaman yumurtlamak demek değildir. Adet gören bir kadın menopozdan hemen önceki bir dönemde de olabilir. O yüzden biz bu hanımefendileri muayene ettiğimiz zaman ultrasonografik yöntemle her iki yumurtalığındaki yumurta taslaklarının ne kadar kaldığını çok net görebiliyoruz. Bunun yanında da bir takım kan değerleriyle, AMH, antimüllerian hormon dediğimiz kan değerleriyle ne kadar korele, yumurtalık değeri ne kadar daha bu hastaya faydalı olabilir, ne kadar süre sonra bize yumurtalarını dondurma gündeme gelebilir, hepsi hakkında bilgi veriyoruz. Kısırlık sorunu olan bir çifte hangi durumlarda aşılama, hangi durumlarda tüp bebek tavsiye edilir? Öncelikle sebebini bilmemiz çok önemli. Eğer ciddi erkek infertilitesi varsa ya da kadında yumurta rezerv azlığı falan varsa genellikle biz çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek yöntemine geçiyoruz. Ancak çiftler bazen sebebi açıklanamayan bir gruptan bahsetmiştim. Bu durumda olabilir. Yani erkeğin spermleri çok iyi, kadının yumurtalık rezervleri çok iyi. Tüpler kesinlikle açık ama çift 2 yıllık evli ve çocuğu olmamış. Bu çiftleri özellikle kadının da yaşı gençse bir ya da iki kere aşılama dediğimiz yani spermler laboratuvarda hazırlanarak kadının yumurtlama gününde direkt bir minik kateterle rahmin içine spermleri yerleştirme dediğimiz aşılama yöntemine başvurabiliyoruz. Peki tüp bebekte genetik tarama yöntemi var. Nasıl bir yöntemdir ve nasıl uygulanır? Embriyoları artık laboratuvar şartlarında yumurta ve sperm döllendikten sonra oluşan embriyolardan bir takım hücreler alınarak laboratuvar şartlarında onların DNA'sını analiz etme şansımız var. Bu tabii bunu yapabilmemiz için çiftin tüp bebek uyguluyor olması gerekiyor. Herkese yapıyor muyuz? Hayır, herkese yapmıyoruz. Bunun belli kriterleri var. Özellikle anne tarafında ya da baba tarafında genetik bir bozukluk varsa tanık olmuş. Daha önceden çiftin tekrarlayan genetik bozukluğa bağlı gebelik kayıpları varsa, yine özellikle şu aralarda gündemde bir takım genetik hastalığı olan çocuğu varsa, bunlar Akdeniz anemisi olabilir, bir takım kas hastalıkları olabilir. Nadiren daha önceki çocuklarında doku uyuşması için gerekli bir ilik nakli gündeme geldiyse, lösemi gibi ilk çocukta hastalıklar varsa, o zaman ve kadının yaşı da genelde 40 ve üstündeyse embriyolara genetik tanı öneriyoruz.
genetik tarama testi sonucunda nelerle karşılaşmak mümkün? Genetik tarama testini yapmamızın en büyük nedeni bu tutunma potansiyeli arttıran, yani genetik olarak dizilimi sağlıklı embriyonun, ceninin oluşmasını sağlamak. Her genetik tanı yapıldığında %100 maalesef bebek kesinlikle sağlıklıdır diyemiyoruz. O yüzden hastalar şöyle düşünüyorlar: ben nasıl genetik tanı yaptım, artık başka bir şeye gerek yok. Bu kesinlikle doğru değil. Genetik embriyolara genetik tanı yapılmış olsa bile %1 atlanma riski olduğu için anne gebe kaldıktan sonra da mutlaka çocuğun gerekli genetik testlerinin gebelik sırasında da onu takip eden uzmanı tarafından yapılıyor olması gerekiyor. Kesin tanı nedir peki? Amniyosentez yöntemi. Gebelik sırasında eğer şüpheli bir takım parametreler görmüşsek o zaman bir takım kan testleriyle bunu doğrulamaya çalışıyoruz, ama %100 tanı veren şu ana kadar iki yöntem var. CVS dediğimiz 11 ile 14. haftalar arası yapılan bir işlem. Girip plasentadan ufak bir parça alıyoruz bebekten, ya da 15 ile 18. haftalar arasında bebeğin yüzdüğü o sıvının içinden yine minik bir iğne ile annenin göbeğinden girerek oradaki hücrelerin değerlendirilmesiyle %100 teşhis konabiliyor. Ancak bu yöntemle bebekte gerçekten bir anormallik varsa devletimizin de bize verdiği hakla 24. haftaya kadar gebelik sonlandırabiliyor. Amniyosentezi birkaç kez tekrarlamak gerekir mi? Çok nadiren laboratuvara taşınma sırasında bir takım kontaminasyonlar, bazen kültürde hücre ürememesi gibi çok nadir durumlar oluyor, ama bu da iyi ellerde yapıldığı zaman, konunun uzmanıyla yapıldığı zaman genellikle çok ufak bir ihtimal. Toplumda amniyosentezin riskli bir girişim olduğuna dair inanışlar da var. Bu doğru mu? 300'de bir gebelik kaybı olabiliyor. Yani sırf işlemi yapmaya yaptırmasaydı düşmeyecek hastalar olabiliyor, ama sonuçta kar zarar yaptığımızda anormal bir çocukla karşı karşıyaysak mutlaka yaptırmayı öneriyoruz. 300'de bir gebelik kaybı olabilir ama maalesef. Tekrarlayan gebelik kayıpları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tekrarlayan gebelik kayıpları genellikle 5. aydan itibaren kadının 2'den fazla gebeliğinin düşmesi, sonlanması olarak tıp literatüründe geçiyor. Bu herkeste tabii ki maddi manevi insanı yoran bir şey kadın açısından. Genellikle gebeliklerin %10'unu ilk gebelikte sonlanabilir, kaybedebilir. İkincisi, genellikle ikinci gebelik kaybı yaklaşık olarak %4'lerdedir. Ama 3 tane gebelik kaybı %1'in altındadır. İşte bundan sonra kadın gerçekten ciddi anlamda çok üzülmüş olarak, yani gebelik haberini aldığında bile sevinemiyor artık insanlar. Çünkü ne kadar süre sonra sonlanacak acaba hocam gibi yorumlar yapıyorlar. Haklı da. Dolayısıyla tekrarlayan gebelik kayıpları gerçekten çok psikolojik olarak da tıbben de çok bütün olarak ele alınması gereken ciddi bir konu. Tekrarlayan gebelik kayıplarının ardında hangi sorunlar olabilir? Burada da yine en sık kromozomal bozuklukları görüyoruz. Annede ya da babada işte bir takım sayısal ya da yapısal kromozomal kusurlar olabilir. Kadının rahmine ait bir takım doğuştan gelen kusurlar olabilir. İşte çift rahim, rahimde perde bir takım bozukluklar olabilir. Bazen de maalesef hiç kanama pıhtılaşma bozuklukları ile eşlik eden bir takım hastalıklar ve antifosfolipid sendromu olabilir. Ama %40-50'sinde de hiçbir sebep bilinemiyor. Bu da tabii çok ciddi bir oran, %40-50. Dolayısıyla bütün testleri normal olsa da kadının tekrarlayan gebelik kayıplarına maruz kalmaya devam etme riski çok acı bir durum. Peki sebebi olmayan tekrarlanan kayıplarda hastaya ne öneriyorsunuz? Vallahi bu çok şey, tıbbın hala konuştuğu bir şey. Yine de biz bazen tüp bebekçiler olarak bunları embriyolara genetik tanı falan öneriyoruz eğer kadının yaşı ileriyse, ama yine de embriyoların çok sağlıklı olduğunu bilmemize rağmen yerleştirsek bile devam etmeyen gebelikler var. Bu konuda elimiz kolumuz tamamen bağlı. Gebelik kayıpları genelde hangi trimesterde ortaya çıkar? Bu özellikle 5. aydan öncekilere biz kayıp diyoruz. 5. aydan sonra erken doğum olarak nitelendiriliyor.
Genetik geçişin ailede öykü olmasının gebelik kayıplarıyla bir ilişkisi var mı? Kesinlikle var. Genelde özellikle işte anne tarafında ya da baba tarafında ailede eğer bir hasta bir insan varsa bunun teşhisi daha kolay ama çoğunluğu bunların taşıyıcı olabiliyor. Özellikle yapısal kusurlar, translokasyon dediğimiz durumlarda bir takım tahlillerle adını koyabiliyoruz. Tüp bebek tedavisi için gelen çiftlere aşama aşama hangi teknikler uygulanıyor, neler yapılıyor, neler tavsiye ediliyor? Çiftimizle ilk görüşmede değerlendirip kişinin neden tüp bebek tedavisine ihtiyaç olduğunu netleştirdikten sonra adetinin ikinci günü bizde olmalarını rica ediyoruz. İki ya da en geç üçüncü günü. Öncelikle erkek infertilitesi bile olsa daima kadınla başlıyoruz. Çünkü öncelikle yumurtayı hazırlamamız gerekiyor. Yumurta hazırlama sürecinde bir takım hormonlar kullanıyoruz. Hormonların çoğu da enjeksiyon şeklinde. Ama hastalar tabi enjeksiyonu duyunca ciddi anlamda korkuyorlar. Çok canımız acıyacak mı diyorlar. Ben de hep şöyle diyorum. Diyabet, insülin nasıl? Diyabet hastaları insülin kullanıyor. Çok minik bir iğnesi var. Aynı bütün bizim kullandığımız hormonların da hiç korkmasınlar. Enjeksiyon formları tamamen minik iğneler şeklinde. Genellikle kolun ya da bacağı da yapılabilir ama en çok göbek bölgemiz yağlı, daha yağlı olduğu için canımız acımayacak şekilde göbek deliğinin 3 parmak sağına ya da soluna uygulanacak şekilde iğneleri kullanmaya başlıyorlar. Bunların tedavi dozlarını yaklaşık 3-4 günde bir biz onları tekrar kliniğimize çağırarak gözlemliyoruz. Geldiklerinde ultrason yapılıyor. Gerekli görürse doktor bir takım kan değerleri istiyor. Bu süreç toplamda 10-12 gün sürüyor. Yumurtalar hazır olduktan sonra çatlatma iğnesi veriyoruz. Bu da genellikle 35-36 saat sonra toplama yumurtaları tek tek toplamaya hazır hale gelecek demek. Tam işlem günü yumurta toplama işlemi iğneyle tek tek kadının vajininden ultrason eşliğinde girip topladığımız için yumurtaları genel anestezi hafif sedasyon olacak şekilde ciddi bir ameliyat anestezisi gibi değil bu açıdan da korkmasınlar ama acıyı hissetmeyecek kadar minimalize etmek için sedasyon anestezisiyle bu hastalarımızı uyutuyoruz. Eşiyle birlikte laboratuvara gelir, eşi laboratuvarda sperm örneği verirlerken biz de tek tek o büyüttüğümüz, hazır hale getirdiğimiz yumurtaları laboratuvar ortamına veriyoruz. Bundan sonrası embriyolog arkadaşlarımızın gözleminde oluyor. Genellikle 3. ya da 5. güne gidecek şekilde tek tek o yumurta ve spermi döllüyorlar. Oluşan embriyoyu 3 ile 5. günler arasında bizimle korele bir şekilde her gün bölünme aşamalarını bize de rapor ederek takip ediyoruz. Sonrasında da rahim eğer yumurta sayısı kadının çok fazlaysa, genelde 15-20'nin üzerindeyse, o zaman rahmi dinlendirme yöntemine gidiyoruz. Çünkü aşırı hormonun çok yüksek olduğu durumlarda normalden ekstrem durumlar yarattığı için bu tür kadınlarda embriyoların tutunma riski daha azalıyor, ihtimali azalıyor. Bunun en ideal, optimum şartlara getirilmesi için 1-2 ay biz embriyoları misafir ediyoruz, laboratuvarımızda donduruyoruz. Sonrasında sadece belli bir takım hormonlarla ama bu sefer hap bunlar, çoğu iğne değil, korkmasınlar. Rahmi hazır hale getirdikten sonra o embriyolar çözdürülüyor ve laboratuvarda tek tek bunlar yerine yerleştiriliyor. Peki o sırada dondurucuda olan embriyolara herhangi bir genetik işlem uyguluyor musunuz? Eğer anne veya babada demin de bahsettik genetik olarak bir bozukluk varsa, ailede bir özellikli durum varsa ya da annenin daha önce 3'ten fazla tüp bebek başarısızlığı varsa, tekrarlayan gebelik kayıpları varsa 3. ya da 5. gün embriyolarına ufak bir parça alınarak embriyolara preimplantasyon genetik tanı diyoruz biz. Genetik analiz yapılabiliyor. Ancak genellikle 3. günde 8 hücreli aşamada oluyorlar embriyolar ve daha fragil, daha hassas oluyorlar. Tek bir biyopsi almak onun embriyoya da zarar verebilen bir durum olduğu için artık genel yaklaşımımız 5. güne embriyoları blastokist aşamasına götürüp o sırada çok fazla hücre olduğu için embriyoda oradan bir hücre alıp ona göre embriyolara genetik tanıya yönlendiriyoruz. Tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelmeyi planlayan çiftlere ne önerirsiniz? Uzaktan geldikleri için o zamana kadar kendilerine ne yapılmışsa,
lütfen getirmeyi unutmasınlar. Tahlil olarak, tetkik olarak. Eğer mümkünse adet olmadan birkaç gün önce Türkiye'de olurlarsa daha iyi olur. Çünkü öncesinde bizimle bir tanışırlar, biz bir değerlendiririz. Yurt dışında yapılmamış eksik tahliller varsa bunları gideririz. Daha sonrasında da hazır hale geldiğinde ilk adetin, demin de adette başladığımızı söylemiştim, adetin 2 ya da 3. gününde hemen tedaviye başlayabiliriz. Genellikle ortalama maksimum süresi, bebek süresi 2-3 hafta içinde, yani 3 haftalık bir süre, inşallah güzel haber de transfer sonrası evlerine dönmeleri için yeterli. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.